Edremit Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları yeni yönetimi bugün öğle saatlerinde Egetürk'te ziyaretimize gelerek konuğumuz oldu. Edremit'in MHP'li kadınları uzun bir aradan sonra yeni Edremit Kadın Kolları yönetimini oluşturarak sahaya indiler. Edremit Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Gökçegöz ve Başkan Yardımcısı Asuman Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan kalabalık bir grup halinde Egetürk'e gelen MHP'li asenalar ile güzel bir sohbet gerçekleştirerek MHP'nin Edremit'te dünü ve bugünü ve yarınına dair yararlı bir değerlendirme fırsatı bulduk. Kendilerini Milliyetçi Hareket Partisi adına oldukça istekli ve hazırlıklıydılar. Egetürk TV Genel Müdürümüz Mustafa Karakaşlar, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Yani bizim MHP kadınlarımızın çok farklı olması sağlıyor. Evet. Güzel bir şey. Zor bir süreçten dönemden geçiyor. Zaten bizden başka, Türk'ten başka dostu yok. Her tarafımız çevirmiş ortaya. İnşallah her şey Türklerimizin geleceği ve bekası için iyi olur. İnşallah. Edremit'te de inşallah Milliyetçi Hareket Partisi hak ettiği yere gelin diye düşünüyorum. Ali Başkan da bir iyi ve kazandı. Onları da sağlayabiliyorum zaten. Evet. Kadınlarımızı da gördük. Onlar güzel olmaz yani. Türk kadını da, Milliyetçi kadını da siyasette var olması çok önemli bir şey. Daha çok insanlara dokunun, benim acizane tavsiye. Evet, evet. Bizim Türk halkı, Türk insanı dokunmayı çok istiyoruz. Kadınlar her yere rahat girebiliyorsun, erkekler öyle değil yani. Aynen. Onun için kadınların siyasette aktif rol alması daha önemli. Ama bütün liderler kadınların planlarını planlayabiliyor ama seçim zamanı, geldiği yani, zamanda biraz, biraz daha geride kalıyor. Yani. Biz onu yenmeye çalışıyoruz işte. Yani. Birazcık yenmeye çalışmamız lazım. Artık birazcık kadınlara da söz hakkı daha çok verilmesi lazım. Daha tabii, çok muhakkak olması lazım. Ayırmak lazım. Bizler çünkü şeyiz, seçimde en önemli unsuruz bence. Evet. Daha fazla. Şöyle bir şey söyleyeyim ben yani, kadın çok önemli. Hepimizin sevimli evet, kadın. Önemli. Onun evet. Önemini zaten önce söylemek lazım, bildirmek lazım. Birlik olduk mu her şeyin üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Herkes çok enerjik, her şeye hazır. Bu Covid birazcık bizi üzdü ama birazcık da enerjimizi toplamamızı sağladı. İnşallah bundan sonra işte siz büyüklerimizi gezerek, fikir alışverişi yaparak... Her zaman Egetürk TV olarak her zaman bizden destek alırız. İstiyoruz. Evet, aslında Egetürk TV'de de bir... Canlı bir yayın yapmak, sizinle konuşmak istiyoruz olur, ama olur. Tabii... Ben şimdi şöyle söyleyeyim, televizyonculukta, gazetecilikte siyasi görüşünü çok ön plana çıkaran bir insan değilim. Evet. Tarafsız ve objektif yapmaya çalışıyorum ama HDP hariç. Aynen. HDP hariç. Her türlü siyasi görüşe saygım var ve HDP'nin evet. Siyasi görüşüne saygım yoktur. Hiçbirisinin yok. Bizim Egetürk Televizyon olarak hepinize korkumuz açık sonuna kadar aslında. MHP olunca tabii o da bizim kendi içimizdeki ayrı bir sevgidir. Çok sağ olun. İstediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Stüdyomuz burada. Biz evin merkezimiz hepsi burada. Ben elimden gelen destek gösteriyorum. Çok sağ olun. Kadınların bizim için önemli yani. Benim için önemli en azından siyasetin. Keşke siyasetin için her bölümünde yani temsil yapıldı. Keşke %40'lara, %50'lere varsa bu işte daha evet, da güzel evet. Olsa. Yani şu anda çok üzücü bir tablo var. İnşallah o tabloyu düzeltmeye çalışacağız yani. Ama işte hep söylemde kalıyor. Yani liderler söylüyor. Şimdi liderler sultası da oldu. Yani ister istemez liderler de çok biatta kalıyorsun. Söylemde kalmaz inşallah eylemde gerçekleşir diye düşünüyorum. Yani ben Edremit'te bile çok bir bayan bir belediye başkanı olsun dedim. Belki Edremit'in evet. Çevresi değişir diye. Olabilir hatta, aslında. Bayan bir aday vardı Devin Hanım. Onu mesela ben kadın olarak çok destekledim. Evet, her ne kadar cevapları olmasam da kadın olarak medeni bir cesaret göstermişti. Evet. Keşke de şeyde de böyle olsa. İnşallah bakalım sürprizler olabilir.